Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Bu zamanlarda birçok kişinin aklına takılan bir soru aslında. Ancak sorunun cevabı sorudan daha basit. Çünkü bu soru bazı kavramların tam manası ile anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Biz bu kavramları anlarsak sorunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Peki nedir bu kavramlar? Zaman ve ezeliyet. Zaman kavramı 20. yüzyılın dahilerinden Albert Einstein'ı fazlaca meşgul eden bir konu. Tanımına baktığımızda ise maddenin değişimidir derler. Yani zaman maddeye bağlıdır. Madde varsa zaman da vardır. Maddenin olmadığını hayal edersek zaman kavramı da ortadan kalkacaktır. Burada ortaya bir kavram daha çıkmaktadır. Zamansızlık. İnsanın hayal dahi edemediği bir kavram olarak zamansızlık. Zamanın dışında olmak, zamandan bağımsız olmak demektir. İşte tam burada ezeliyet kavramı ile ortak bir noktada buluşuyoruz. Çünkü ezeliyet, insanlar içinde bilindiği üzere bir başlangıcın olmaması demek değildir. Ezeliyet, zamanın bütün dışında olmaktır. Evet, ezel olan, dünü, bugünü ve yarını aynı anda ihata edebilendir. Yani zamansızdır. Burada ihata edebilmek fiilini de iyi anlamak lazımdır. İşte Allah zamanın dışında olduğu, yani geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda kapsadığı, ihata ettiği için onun kainatı yaratmadan öncesi veya sonrası diye bir durumu yoktur. Allah için kainatın yaratılması, insanların yaratılması, hayatların sürmesi ve cennet ile cehennem hayatı sanki aynı anda görülüyormuş gibidir. Çünkü o zamana tabi değildir. Geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda ihata eder. Zamana tabi olmamak bunu gerektirir. Zaman, madde ile, madde ise Big Bang tabir edilen bir olay ile başlamıştır. Öyleyse Big Bang'in öncesinde madde itibarıyla yokluk vardır. İşte tam burada Allah'ın varlığının maddeden ve zamandan münezzeh olmasının anahtarı yatar. Ve bu sayede Allah'ın kainatın yaratıcısı olmasının bir sonucu olarak Allah zamandan ve mekandan münezzeh olmaktadır. Ve doğal olarak var olan her şeyi görüyor, biliyor ve ihata ediyor. Bu durumun aksi bir inanış ise kesinlikle akıl ile ve bilim ile çelişmektedir. Yani bazı dini inanışlar gibi Allah'ın bazı şeyleri bilmiyor veya göremiyor olması kesinlikle maddi dünya ile bağdaşmamaktadır. Eğer Big Bang'den önce bir yaratıcı var ise ve Big Bang'i ve tüm kainatı yaratmış ise bunun zorunlu bir sonucu olarak maddeden ve zamandan münezzehtir ve her şeyi görür, bilir ve an be an yaratır. Burada konuyu pekiştirmek adına bir örnek vermek yerinde olacaktır. Nasıl ki bir sanatkar yapmış olduğu sanat eserine benzemez. Onun tabi olduğu kurallara tabi olmaz. Örneğin bir marangoz yaptığı masaya benzemediği gibi masanın cinsinden yani odundan da değildir. Aynı şekilde Allah da yaratmış olduğu zamandan ve maddeden tamamen bağımsızdır. Bunlara tabi değildir ve bunlara benzemez. Bu sebeple zamana ve maddeye tabi olanlara sorulacak sorular bunlardan bağımsız olan Allah için sorulamaz. Nasıl bir müzik sesi için nasıl koktuğu sorulamaz ve bir koku için tadını sormak mantıksızdır. Çünkü her şeye kendi tabi olduğu kurallar çerçevesinde sorular sorulur. Aynı durum Allah ile zaman ve madde ilişkisinde de vardır. Bu konuda istifade ettiğimiz Kur'an tefsiri Risale-i Nur'larda şöyle bir bahis geçmektedir. Saniye Zülcelal cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz ve kevn-ü mekan onun şuhuduna ve huzuruna müdahale edemez ve vesait ve ecram onun fiiline perde çekemez. Teveccühünde tecezi ve inkısam olmaz. Bir şey, bir şey mani olmaz. Hadsiz efali bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki bir çekirdekte koca bir ağacı manen derc ettiği gibi bir alemi bir tek fertte derc edebilir. Bütün alem bir tek fert gibi dest-i kudretinde çevrilir. Son olarak Rabbimizin bize kelamı ile bitiriyoruz.